Bursa serüveni başlıyor. İşte birinci bölümde anlatmıştım. Bir gazetesi sahiplendi. En büyük desteği de okul yöneticilerinden ve öğrenci arkadaşlarımızdan aldık. Elemeye otobüsler dolusu arkadaşlarımız geldi. Bizi yalnız bırakmadı. Biz de iyi bir yarışma çıkardık 69 elemelerini. Ve yani müziğimiz, müzik kalitesi anlamında iyiydi. Birinci olmayı umuyorduk. Fakat jüride şöyle bir anlayış vardı. Hani kız lisesi, üçü de kızlardan oluşmuş bir ekip. Daha sempatik, yarışmaya ilgiyi arttırır. Çok da bir fark yok. Aralarında kızları gönderelim gibi bir anlayışla, böyle kız payı bir farklı, 0.6 puan farkla kız lisesini gönderdiler ama kız lisesi finallerde hem beste hem icra dalında sonuncu oldu. Biz Ersin'le haksızlığa şey yapamadık, tahammül edemedik. Kalktık İstanbul'a gittik. Doğan Şener'le görüşmek üzere. Hem Doğan Şener Milliyet Gazetesi'nde yarışmanın organizatörüydü. Hem onunla görüştük, hem Hürriyet Gazetesi'nde görüştük. Onlar da durumun farkındaydılar. Ve bir sonraki aynı hatayı yapmadılar. Yani seçimlerine müzik kalitesi ne dayandırdılar. Bursa elemelerinde Serhat Bey siz de vardınız. Serhat Bey kaç olmuş o? 54. 70 elemesinde İstanbul elemesini biliyoruz, şehir finalini Altan Erbulak sunmuştu. O zaman şey olarak takdim ettiydi beni, yarışmanın en genç yarışmacısı diye. Ama gelelim Bursa'ya. Bursa bizim için hakikaten çok özel şeyler taşıyordu. Bursa'da bir önceki senenin verdiği, ben ona katılamamıştım gerçi ama bir önceki senenin verdiği şeyle gayet iyi bir yarışma çıkarttık. Ben otel odasında, Yalçın bizi şeyle çok zorlardı, vokallerde çok zorlardı. Çok güzel vokal yapalım diye. Yalçın hatırlıyor musun? Vokallere günler, saatlerce çalışırdık vokallere. Neydi, şıkır şıkır mıydı bizim parçamız? Şıkır şıkır. Evet, şükür şükürdü. Yami 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 vardı. Hatırladığım. Yami yami yami. Must be funny. In rich man's world. Tabii. Bu money money oluyor. Money money oluyor. Evet. Kesin de biliyorsunuz. Evet. Şimdi ne diyeyim? Şimdi orada mı? Biraz önce bahsettiğim Bursa Lisesi'nin kız solisti çok kötü detone olduydu. O bize biraz da final yolunu da o kız açmıştı. Yalçın, sen daha iyi hatırlarsın, bilmiyorum. Evet. İlhami sen de. Onun dışında zaten dönüşte şöyle bir şey, hikaye aklıma geldi. Dönüş otobüsü yaptıydık. Yani lisedeki arkadaşlarla birlikte. Dönüş yolunda otobüsün farları mı söndüydü, ne olduydu? Hatırlıyor musunuz bunu? Farsız biz Bursa'dan Biga'ya geldik. Gece yarısı. Hatırlıyor musun? Farları hayal meyal hatırlıyorum da bir arkadaşın unutulduğunu da hatırlıyorum. Onu bilmiyorum da. Evet, ben de bir far olayını bir arkadaşı unuttuk. Biz çünkü önce gitmiştik ama çok gelen arkadaşlar vardı, otobüsle de geri dönmüştük. Ama far olayını Serhat en geç sensin, Serhat duruyorsun. Vallahi farsız vakti yani çok böyle tedirgin olmuştum ben. Ben o kadar üçeyken farda bir arıza oldu. Biz farsız geldik. Bereket ay ışığı vardı yani. Onun için pek problem olmadı. Ama şimdiki yollar falan o zaman yok. Yoktur. Yani. Bursa elemesini Yalçın veya İlhami sen daha iyi hatırlarsın. Ben çok 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 iyi hatırlamıyorum. İsterseniz siz devam edin. Kız sesi sadece kız sesi olduğu için finale kaldı. Yoksa çok kötüydü ve çok kötülüğünü zaten finallerde de sonuncu olarak gösterdi. Biz ama şunu öğrendik, gittikçe profesyonelleşiyoruz ya. Yalçın dediği gibi jüriler üyeleriyle istişarelere başladık. İkinci seferde hatta dedik ki bu Milliyet Gazetesi'nle biz üçüncü final için artık
çalışmalara Bursa'ya başlayacağımız zaman dedik ki biz jüri üyelerinden önce Milliyet Gazetesi'nde aktif kimler var onlarla da temas edelim diye. Hatta rahmetli Hamdi Engin amcanın yine rahmetli kardeşi Milliyet Gazetesi o zaman yazarlarından diyalogları iyiymiş. İşte Kemer'e falan gelirlermiş, sohbetleri varmış. Onlara telefon ettirdik yarışmadan sonra önce. Bu diyalogları da bu sefer sıkı tuttuk. Dedik ki ya sadece yarışmaya katılmak yetmiyor. Biraz jüriyi ve etrafı da sıcak tutmak lazım dedik. Ve üçüncü yarışmaya, yani Bursa'daki yarışmaya çok daha iddialı bir şekilde hazırlanmaya başladık. Ayrıca sahneye de hakim olmaya başlamıştık. Konserler verdik ama hatırlarsınız Gelibolu'da Kolordu'ya gitmiştik. Evet. Ve Gelibolu'da konser vermiştik. Kolordu'da da o gün özel misafirler vardı. Birçok orgenel falan da onlara balo katılmıştık. Ve buralardan da para kazanmaya başlayınca bizim arkadaki amfiler falan da gittikçe profesyoneller başlamıştı. Dolayısıyla Bursa'daki Tayyare Sineması'ndaki üçüncü gidişimizde 69 yılında veya 70 yılında başarılıydık. Evet Yalçıncığım, o tarafının detayı sende. 69'u geçmeden birkaç not düşmek istiyorum. Milliyet Gazetesi bizi 69 yılında bu kıl farkıyla eledikten sonra ne dedi? Şurada not almışım. En başarılı grup olarak, finallere katılanlar dışında en başarılı grup olarak bizi tanıttı. Yani bir anda bir anlamda hatasını işte gidermeye çalıştı. Bunu hatırlıyorum. Bir de diğer söylemek istediğim şey, şimdi böyle doğaçlama olunca lisenin müzik kolundan söz etmek istiyorum. Biz mikrofonlarımızı, amfimizi, hoparlörlerimizi alınca müzik kolu her teneffüs işte pencereyi açıp okulun bahçesine müzik yayını yapmaya başladı. O güne evet. kadar olmayan bir şeydi. Mehmet Demirkol müzik kolu başkanımızdı. Biz bunu mezun oluncaya kadar sürdürdük. Her teneffüste lisemizde müzik yayını olurdu. 69 evet. değil ama bunlar geliyor. Ben bu şekilde 69'u kapatmış olayım kendi adıma. 70'te tekrar Bursa'da elemelere katıldık. Onu da hep birlikte anlatalım. 70'te çok iddialıydık. Çok iddialıydık ve çalışmalarımızda ona göre hemen başladık. Yani Milliyet Gazetesi tekrar yarışma yapıp yapmayacağı bizi ilgilendirmedi. Biz o finale katılacağız. Bu bizim son hakkımız. Bu hakkımızı en iyi şekilde kullanacağız diye. Vallahi yazın herhalde bütün yaz Yalçın çalışmış bir sürü seçeneklerle karşımıza geldi. Hatta bir aletini de almıştı. Onu finallerde kullandık. Sonra konuşuruz. Dolayısıyla hem Biga, bakın bütün Biga halkı artık. Biga öğretmenlerini geçtik. Biga Lisesi'ni geçtik. Biga halkı, belediyesi, kaymakamı, bütün herkes bizden final bekliyordu. Biz Bursa'ya bu şekilde hareket ettik. Ve kendimize güveniyorduk. Finale kalacağız diyorduk. Ama maalesef yarışmaya girdiğimiz zaman yine finallere kaldık ama ikinci olduk. Birinci sırada Bursa Atatürk Lisesi miydi? Kolej miydi? Bilemiyorum. Ama onun solisti vardı. Müstakil çıkmıştı. Sonra biz onunla üniversitede bir arkadaşımız vasıtasıyla arkadaş olduk. O sonra da profesyonel çalıştı. İsmi aklıma gelmedi şu anda. Biz ikinci olduk ama Milliyet Gazetesi bu sefer Bursa'dan bir finalist yapacağım derken iki finalist yaptı ve biz finallere girince birincilik hakkımız olduğunu gene ispat ettik. Yarışmalarda Bursa elemesinde birinci olan liseyi geçerek biz 8. olduk. Onlar 15. falan oldular.
aramızdaki farkı ispat. Ben orası ama biz hatırlıyorum. Biz 8. olmuştuk bestemizle. Şovda ise ilk 3'e girmiştik. Bakın şov içinde de ilk 3'e girmiştik. Vallahi onu finallerde konuşacağım ama Yalçın sahnede o şovuyla da herhalde birinci oldu. Neredeyse sırtı yere girecekti böyle. Öyle bir gitarla sola yapmıştık ki çok farklıydı. Ben finallere girişimizin Bursa ayağını bu şekilde anlatarak sözü arkadaşlara bırakıyorum. Bir de Bülent vardı. Bülent kaçtıydı? Ne zaman girdi? Bülent 52'li. 52'li olmaz. O 52'lidir Bülent'te. Bülent'te evet. Çalıştınız mı sesi? Yani orkestra olarak Bigari sesinde. Tabii. Çalıştık. Tabii. Ha. Bülent vardı. O bas gitara geçti. Ben ritim gitara geçtim. Aynen öyle. Bir resim var şimdi elimde. Sana yollayacağım ben. Evet. Bas gitarda Bülent. Bak bir şey göstereyim. Bak şunu görüyor musun? Yani. Evet. Burada Bülent var. Sen burada ritim gitardasın. Bülent'te bas var. Evet. Ritme döndüm ben. Ritme döndüm. Bülent'e bas gitarı aldırmıştım. Burada da bak Serkan bak buradasın. Tamam. Serhat arkadaş. Ben orada evet biliyorum. Biliyorum. Oğlum senin soyadın Erkan ya. Onunla karıştıramıyorum. Boş ver. Yaşlılıktan boş ver abi işte. Yok bu da ya. Mehmet. Mehmet. Mehmet'ciğim. Ankara'yı Serhat daha iyi anlatabilir. Çünkü bütün ailesiyle oradaydılar. Serhat evet. Ankara çok tatlıydı ya. Hiç unutmuyorum. Teyze kızı geldi bana buketle çiçek verdi falan böyle zaten uçuyorsun havada yani hepsi orada herkes orada salon çok kalabalık tıklım tıklım salon hemen yanındaki otelde kalıyorduk biliyorsunuz Stat'ta kaldık evet. Biz de Efes'te İstanbul'da İstanbul'da Hilton'da mı kaldık ya onu hatırlamıyorum Hilton'da müzik yaptıydık biliyorsun. Bir konser mi? Asum Aralman'dan önce çıktıydık. Asum Aralman'dan. Biga gecesi için gitmiş. Biga gecesi evet. Ankara bayağı şeydi. Tantanalı geçti. İyi de geçti. İyi de performans gösterdik. Ankara yarışmasını kim sunmuştu ya? Onu ben hatırlamıyorum. Altan Erbulak mı sunmuştu? Altan Erbulak İzmir'in İstanbul sunduydu. İstanbul'a sunduydu. Ankara'yı kim sunduydu? Hatırlamıyorum. Ben de olabilir. Yani kim? Ben de değilim ama. Ya bir Bursa elemesini Birant sunmuştu değil mi? Rahmetli Mehmet Ali Birant. Mehmet Ali Birant organizasyon içinde de o vardı hep otobüsle bizim yanımızda. Yani organizasyonda vardı ama sunan o muydu ben hatırlamıyorum Serhat'cığım. Yani bir kere şu var. Global olarak söyleyeyim, çok önemli liseler vardır. Yani Kadıköy Ticaret, Alman Lisesi, ondan sonra Kabataş Erkek Lisesi. Kabataş vardı, İzmir Koleji vardı. Gara Mafyan falan hep bizim yani, ekiptendir. İşte Ayhan Sicimoğlu mesela bizden çıkmış. Evet. Çoğunluk profesyonel çalıştı. Mesela Kurtalan Ekspres, en iyi davulcu o zaman Kurtalan Ekspres'in tabii. Sonradan Kurtalan Ekspres'e geçti. Yani en davulcu o seçilmişti. Yani Ankara'da rüya gibiydi. Çok güzeldi. Geldik İstanbul'a. İstanbul'u artık İlhami sen mi anlatırsın? Yalçın sen mi anlatırsın? Ben Serhat'cığım Ankara'da hiç unutamadığım bir hatıra var. Bizi Çanakkale'ler derneği dediler ki bir akşam size bir yemek vermek istiyoruz. Bizim misafir etmek istiyoruz dediler. Nereye gitmek istersiniz? Bize önerilerde bulundular. Bizim kabul ettiğimiz öneri bir pastaneye götürdüler. Siyah beyaz orada televizyon seyredilecekmiş. Biz siyah beyaz televizyon seyrederek o pastanede o yemeğimizi o şekilde yemeyi tercih ettik. Yani bizim için bakın çok farklı bir olaydı. Bize o zaman dediğin gibi sizin grup, sizin aile dışında onlar da bize sahip çıkmışlardı. Ben Ankara Derneği, Çanakkale'ler Derneği hala çok aktiftir.
Ben Çanakkale Ticaret Sonrası Başkanı iken de onlarla diyaloğum onun için devamlı kurdum. Bundan sonra İstanbul'a gittik.